Açmanıza gerek yok, alırsın. Yok, bahane. Ben aslında çalışıyorum. Yani ben şarkıcılık yapıyorum senelerden beri. Kargalar Kafes'te grubuyla çalışıyordum 4 sene. Geçen seneden, Ağustos'tan sonra ben şeyi karar verdim, çalışmamaya karar verdim. Çok da güzel bir dönem yaşadım. Sonra o dönemin sonunda Cansel Bey aradı beni ve Zorlu'yu çağırdılar. Latina'nınla beraber oturduk, konuştuk. Tamam ya dedim, budur. Geçenlerde de söyledim yani. Ya ikna etmek biraz zor olmadı çünkü full monty filmini çok seviyordu zaten. Evet, evet. Full monty filmini. Bir de bana geldin tabii, değil mi? Bir de ben varım. Hele Reha olduğunu duyunca artık dayanamadım, koşa. Bir gün Reha demesini de bekliyorum. Reha diyemiyorum, demeyeceğim, inatlı demi. Ne yapıyorsun? Seviyorum seni. Magazine çıkacağız. Çıkalım. Evet, kadroyu görünce zaten. Kabul etmeniz, ikna olmanız kolay olmuştur. Zaten filmi de çok beğeniyor musunuz? Tabii. Yani tam bildiğim bir dönem. Yani olayları da bildiğim ve etkisini bildiğim bir dönem. Biz başta feminist bir bakış açısıyla oyunun oynandığını konuştuk. Kadınların tarafında bir oyun. Siz ne düşünüyorsunuz bu ben konuda? Ben kadınların tarafında da bir oyun olarak düşünmüyorum. Özür dilerim beyler ama feminizm aklıma bile gelmiyor. Sadece kadınların her şeye rağmen devam etme arzusu var. Yani gideriz, temizlik yaparız, örgü öreriz, boncuk dizeriz, bir şeyler yaparız. Yani erkek gibi bunalım pek girmiyoruz. Çünkü biz hep böyleydi. Erkekler işsiz parasız kalınca sanki bir kocaman bir bölüm yok olmuş. Evet, bu erkeklere çok doğru söylüyor. Çünkü güç eskiden mağarada yaşarken insanlar, erkekler, güç kaslardaymış. İşte avlanmakta, orada burada, ama artık biliyorsunuz bu güç cepte, para oldu. Parasız kalan erkek, evet yani biraz böyle başka bir şey düşünemiyor yani ve tamamen sönüyor. Ama kadın dediğiniz gibi devam edebiliyor. Evet. Bakalım, bir bakalım kızıydı. Ve şu gösteriyor ki doğru eğitimle herkes bir yere gelebilir. İyi mi kötü demiyorum ama doğru bir eğitimde herkes yerini bulur bu dünyada. Bu benim için çok önemli. Yani benim eğitim beni bir yere getirdi ve hala dik duruyorsam, ayakta durabiliyorsam tamamen eğitimimden kaynaklanıyor. Başka fazla bir şey yok açıkçası. O da bir şans. Şans, evet. Öğrenim ama şans olmaması lazım ama. Öğrenim, eğitim kadar öğrenim de çok önemli. Ne aldığınla bağlı hayatta biraz da. Onu da sen başarmışsın. Evet, tabii burada ailenin yetiştiriş tarzı, eğitim hepsi devreye giriyor. Ama günün sonunda biz gayet derli toplu, pek çok mesajı olan ve bize umut veren hem erkek bakış açısından hem de kadın bakış açısından farklı açılardan hayatı sorgulayabileceğimizde bayağı güzel, dimdik bir oyun var karşımızda. Ellerinize sağlık. Tabii yönetmen olmadan olur mu? Şimdi de yanımızda Laçin Ceylan var. Cansel Elçin'le birlikte beraber çıktınız Çıplak Vatandaşlar yoluna. Evet. Ve çok da güzel bir oyun çıkmış ortaya. Elinize sağlık sizin de. Çok teşekkür ederim. Siz oyuna kadın bakış açısını nasıl kattınız onu merak ediyorum. Zaten oyunun doğasında, temelinde, yazımında, yaklaşımında kendiliğinden bir kadın bakışı vardı. Fazlasıyla hem de yani kadınların özleyeceği ölçüde bir erkek yazardan çıkma şahane bir metin vardı. Artık benim de zaten buna uzak durmam imkansız hani bir kadın olarak. Kadın olarak tabii ki erkek yoğunluğun, çünkü benim enteresan bir çakışma oldu. Geçen yıl çoğunluğu kadın olan, bu yılda çoğunluğu erkek olan bir iş içinde oldum. Yani diğeri işte Radyum Kızları'ydı, bu da Çıplak Vatandaşlar. Çıplak Vatandaşlar erkeklerin adeta kimlik değiştirmek zorunda kaldığı bir dönemi yansıtıyor. İşsiz kalmaları ayrı bir durum. Buna neden oluyor? Çünkü yeni bir yola çıkıyorlar, yeni bir ekmek kapısı aramak zorundalar. Çünkü açlık diye bir şey kapıda bekliyor. Derken aynı zamanda dönemin de ruhu,
kadınların hareketleri, kadın hareketine yükseldiği, feminist hareketlerin son derece yükseldiği, kadının merkeze artık kendini daha almaya cesaretlendiği, çünkü ekonomik olarak giderek daha güçlendiği, hakkını, hukukunu soruşturduğu bir durumda işte böyle bir metin çıkmış ortaya ve tam bir kadın metni diyebiliriz bir yanıyla baktığınızda. Biraz oyunun o yıllardaki atmosferine de değinmek istiyorum. Çünkü bir Thatcher, Margaret Thatcher dönemi tabii, var. Zaten farklı, damgasını koyuyor. Zaten oyunda, dekorda da görüyoruz Margaret Thatcher'ın kendisini. O yıllarda bir de farklı siyasi düşünceler, kutuplaşmalar da var. Yani aslında tarihin pek çok döneminde bu kutuplaşmaları bugün de yaşıyoruz. Dün de yaşadık, bundan sonra da yaşayacağız. Ama orada günün sonunda bir yerde birleşiyorlar. Evet. Ben bugün bir şey, hani oyunla ilgili bir şey söylemek istemiştim. Şimdi burada nasip oldu. Yani dedim ki ben bu akşam bütün dünyadaki bu fabrikalarda çalışmış olan işçilerin sömürülmüş insanlar için yani oynamak istiyorum. Gerçekten de şimdi bir Bangladeş'e gidin, tekstil fabrikalarında makine almamak için İnsanlar orada o kimyasal maddelerin içine giriyorlar ve bedenleriyle çalışıyorlar. Aslında burada birlik olmak, bir araya gelmek. Yani sonuçta burada gerçekten büyük bir çıkışsızlıkla karşı karşıya gelen bir grup insan karşımıza çıkıyor. İlk etapta bunlardan sadece iki tanesi birbirini tanırken, daha sonradan işte bu vesileyle tanışmak durumunda kalıyorlar. Ama verdikleri beraberlik kararı aslında hayatta kalmalarına neden olduğu gibi bir yerde de sahne üstü bir hayatı keşfediyorlar. Ve bu sadece ay soyundu soyunmadı, striptiz değil. Her işin, ki hele sahneye çıkmak, yani seyircinin karşısına çıkmak sert bir iştir. Bunun arkada kuralları vardır, arkada hazırlıkları vardır. Çok serttir. Neden? Bir anda herkes yargılar. Buna açık yara gibi bir iş yaparsınız aslında. Bunu öğrenme süreçleri aynı zamanda. Dolayısıyla aslında son derece belki maço, hatta biraz gaz başında o kişiyi temsil ediyor. Daha yargılayıcı, işte bir erkek böyle mi yapar, işte tam bir erkek dediğim böyle davranamaz gibi şeylerden bir anda kalkıp bir sahne insanının nasıl davranması gerektiği, nasıl bir disiplin içine girmesi gerektiği, nasıl kostüm hazırlığı, nasıl seyircili prova yapılır. Yani bunlar ayrı bir okul oluyor onlara. Ve yaşam enerjileri geri geliyor. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Ne güzel bir bakış açısı. Yazarın da eline sağlık diyoruz ama hani siz şu anda sahneye koyuyorsunuz ve merakla bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız, neredeyse tüm oyuncularla konuştuk, yönetmenle de konuştuk. Çıplak Vatandaşları mutlaka izleyin. Seni seviyorum.